Küsüm değilmiş o feleğe. Sattı beni bir keleğe. Yeah.
Allah'ın selamı, bereketi, inayeti ve hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Buradan Ahmet Efendi'me Makedonya'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Ve selamını da aldık, aleyküm selam diyerek. Buradan Kuşadası'na Fehmi Özden Efendi'me de selamlar, saygılar, sevgiler iletiyorum inşallah. Bizi izleyen tüm dostlara, izlemeyen de tüm dostlara selamlar, saygılar, sevgiler. Onları gönülden seviyoruz inşallah. Evet. Allah'ın selamı diye başlayalım söze. Selam bir aslında bir kurtuluş demektir. Nasıl ki Hazreti İbrahim'i o selam kurtarmış ateşten, bizleri de o mürşidin, hak mürşidin telkinatı, o selamı bizleri cehalet ateşinden, şirk ateşinden, şirk fiil, şirk sıfat ve şirk vücut pisliklerinden, necasetlerinden ve temizler, yani daha doğrusu temizler ve bizi o ateşten, şirk ateşinden kurtarır. Bu selama dahil olmak için nedir mesela, söylersin ki adam selam vermez birine, der ki Allah'ın selamını bana vermedi. Allah'ın selamı. Dikkat ediyorsan söze, Allah'ın selamı. Allah'ın selamı ve bereketi yani. Allah'ın selamı demek Allah'ın sendeki tasarrufundan ibarettir. Bir yönden bakarsak yani. Bütün tecellileri çünkü Allah-u Teala'nın insan mazharındandır. Bütün tecelliler insan mazharından meydana çıkar. Fiil tecellisi, sıfat tecellisi, vücut tecellisi, Allah'ın bütün tecelliyatı bir insan-ı kamilden, insandan, o mazhar olan insandan meydana çıkar ve görünür hale, yani zahir hale dönüşür. Eğer ki bu selamı alan ve aleyküm selam Allah'ın selamına gene selam veren esindeki tecelliyatlardır. Yani mürşidinin sana vermiş olduğu bu telkinatı yaşarsan, hal edersen ne olur? Selam alınır. Nasıl ki elhamdülillahi rabbil alemin, hamd eden Allah ise, semiallahu limen hamide, yine kendi kulun dilinden söylediği hamdı yine kendisi işitiyor ise, demek ki o telkinat aynen bu şekildedir. Kendi kendine hamd ederse, kendi kendine hamdı yine kendisi işitiyorsa eğer, demek ki bu Allah, selamı veren de alan da. Bir beyit vardı. Nasıldı? 72 milletten söyler kelamı, kendi verir kendi alır selamı diye bir beyit var. Demek ki bu beyit buna delildir. Kendi verir ve kendi alır selamı. Bu selamet üzerine olması için ne olması lazım bu selamet? Selamet ermen için? O zaman melamete baş koymalısın. Eğer ki melamete baş koyuyorsan eğer, o zaman selamete kavuştun. Selamını, Allah'ın selamını duydun, işittin ve itaat ettin demektir. Demek ki melami denen o kişi asıl itibariyle, mana itibariyle ve öz itibariyle bakarsak eğer, Allah'ın tasarrufundan, Allah'ın tecelliyatından başka bir şey değildir. Yani melami Allah yolunda giden ve Allah'a mazhar olan bir insandır. Melami. Bu etten kemikten olan bir vücut melami değildir. Melami insanlaşmaktır. İnsana dönüşebilmektir melami. Yani o ben melamiyim demek, asıl itibariyle eğer ki mana itibarına bakarsak, batinen bakarsak bu olaya, nasıl ki enel hak sözüdür, ben melamiyim demek de aslında aynı şeydir. Kulun dilinden söyler diyor ya Asaf Fehmi Tezcan Hazretleri. Enel hak. Zannetmeysin diyor kendine. Değil mi? Nasıl da o beyt? Hak kendi söyler, enel hak diye söylüyor ya.
Sarayman. Evet, Hasan Fehmi Tevzan Hazretleri bunu bu şekilde bizlere belirtmiş aslında yıllar önceden, değil mi? Aynı makamın zevkini ne kadar güzel yaşamış ve hal etmiş. Kendinde onu zuhura getirmiş ki aynı bu şekilde ondan da zuhur etmiş. Enel Hak sözü, değil mi? Demek ki o hale kendini Allah'ın selamını, Allah'ın inayetini, o hidayetini kendinde nasıl birlemiş, tevhid etmiş ve açığa çıkarmış. O sözü söylemek kul işi değildir. O sözü söylemek Allah'ın, yani Hakk'ın kendi sözüdür. Hakk'ın kendinin tecellisidir. Eğer ki senin bu 80 kilolu, 90 kilolu vücudunda Allah tasarrufunu sağlıyorsa, Allah senin dilinden Enel Hak söylüyorsa bu onun tecellisidir. Senin dilinin yapmış olduğu bir işlem değildir yani. Bu Allah'ın senindeki tecelliyatı, tasarrufudur. O yüzden kendi verir, kendi alır selamı derken de aynı şekilde. Nasıl ki demin de örnek verdiğim gibi adam Allah'ın selamını vermedi. O selamı sen kimden alıyormuşsun asıl itibariyle? Dilimize baksak, dilimizi dinlese şu kulaklar anlayacak. Allah'ın selamı. 80 kilo vücuttan beklersen, sabaha kadar da sana selamun aleyküm dese, sen o selameti alamazsın. O selamı duyman için senin, o selamı gerçekten Allah-u Teala'dan, yani o Hak'tan zuhur etmesini görebilmek için ne yapman lazım? O zaman melamet zevkine erişebilmen lazım. Melametten bir parmak bal yutman lazım. Ki o zaman değilsin. İşte Hak kendisi de Enel Hak. Kendi verir, kendi alır selamı. 72 millette söyler kelamı. Gördün mü? Aynı bir kelam. 72 millet olabilir ama kelam bir. Allah bir. Muhammed bir. Tevhid bir. Melamet de bir. Demek ki bu birin içinde iki olmaz. Bu birin içinde hep bir olur. O zaman bu birin içine girmek için işte, bu tevhide dahil olmak için ne yapmak lazım? O zaman melamet, melameti bir hakikat mürşidine daha doğrusu gidip boyun eğmek, kurban olmak lazım. Bu kurbanı kesersen o zaman Allah'a karşı kurbiyetin başlar. Yaklaşman, ona karşı muhabbet duyman, onunla sohbetleşmen, onunla muhatap olman artar ve ona yakınlığın sende ne yapar? Zuhur eder. Rabbim o zuhuru ulaştıranlardan eylesin bizleri. Tabii ki kolay değildir ama zor da değildir yahu. Seni yaratan Allah sana zorluk çıkartmaz. Her işte bir kolaylık vardır. Her zorlukta bir kolaylık vardır. O kolaylığı sana Allah verecektir. Zaten o zorluğu yaşatan Allah sana kolaylığı vermedi mi bu zamana kadar bu dostum? Vermiştir ya. Vermiştir ve verecektir de. Çünkü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gibi Allah kulunu ateşe atmaz. Sen kendini ateşe atmak istemiyorsun. Attırma. Allah seni atmaz. Allah seni kendiyle muhatap kıldı. Ve sana aslında bunu bildiriyor. Ama senlik ben varım anlayışı sende olduğu için, bizlerde olduğu için bir türlü bu perdeyi kaldırıp da onunla muhatap haline geçemiyoruz. Onunla muhatap haline geçebilsek işte o zaman selamı aleyküm olur. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı tevhiddir. Allah'ın selamı melamettir. Allah'ın selamı tevhid-i efaldir.
Allah'ın selamı tevhid-i sıfattır. Allah'ın selamı tevhid-i zattır. Bu selamlardan bir haberin var mı? Yoksa haberdar değil misin? Eğer değilsen sen Allah'ın selamından uzaksın be dostum. Eğer ki Allah'ın selamını duyduysan zaten sen tevhid yolundasın. Çünkü o mürşid-i kamilin ağzından sana selam vermiş yahu. Seni selametinin içine almış. Seni melametinin içine almış. Seni kendiyle muhatap kılmış ve kendiyle seni donatmış, doldurmuş. Gönlündeki o muhabbeti duy. Gönlündeki o seslerini işit. Zannetme ki o etten kemikten bir şeydir bu karşındaki olan o mürşid. O mürşid Allah'ın sana seslenişidir. O mürşid seni Allah'ın o mahzardan seni temizleyişidir mürşid. Seni kendiyle ihata edendir mürşid. Allah aracılığı. Büsbütün onu kapsayan, o mürşid dediğini, o şeyhim dediğini kapsayandır Allah. Yani bekleme onu gökyüzünden sana seslensin. Seslenmiyor zaten. Bu zamana kadar seslenmedi sana ve bana ve seslenmeyecekler. Ama bir mürşid-i kamilin dilinden sana her an seslenmekte yahu. Her an. İşit ve buna itaat et. Onu can kulağıyla, gönül kulağıyla dinlemeye bak. Onu dinledikçe Allah'ın sözleriyle dolacaksın. Kur'an'la da muhatap olmuş olacaksın. Ayetlerle de muhatap olmuş olacaksın. Hadislerle de muhatap olmuş olacaksın. Yani bütün Allah'ın işleyişinden haberdar olursun ve olacaksın. O zaman işte gerçek selamet başlıyor. Selamla girdik sohbete çünkü. İşte o zaman selam. Selam seni temizleyen bir nesnedir diyeyim. Sen bu nesneyi alamazsan, duyamazsan demek ki temizlenmiyorsun. Yoksa sabaha kadar dediğim gibi sabaha kadar selam aleyküm aleyküm selam selam aleyküm aleyküm selam desen hayatından bir şey değişmez. Ama sana öyle bir selam verilsin sendeki hayatının bütün hepsini, benliğini, varlığını, şirkini alsın. Bak hayatın nasıl değişiyor. Kainatı Allah'ın hitabıyla okumaya bak. Allah'ın basar sıfatıyla görmeye bak. Çünkü onlarla donanmış bir varlıksın sen. Onlardan, onun sıfatlarında, onun fiillerinde, onun vücudundan ayrı bir varlık sen değilsin. Neden o zaman ondan uzak kalalım be dostlar? Biz onun hürmetine var olmadık mı? Bizi kendi hürmetini yaratmadı mı? Kendisi için yaratmadı mı yahu? O zaman işin ne? Senin en büyük işin bu dünyada, bu yaşanılan, bu varlık denen bu alemde, şehadet aleminde ne yapmak lazım? Bizi kendisi için yaratan bir Allah'a yaklaşabilmek lazım. Onu arayıp bulabilmek lazım. Onun için feda etmek lazım kendimizi. Fedakarlık yapmadan yol yürülmez. Allah'a yaklaşamazsın. Kendi varlığını tanıyamazsın fedakarlık yapmadan. Ne dedi Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeş'e? İnfak et, ver. Bu infak sadece parayla olmuyor. Birine gidip yardım etmekle de olmuyor. En büyük fedakarlık benlikten, varlıktan geçmektir. Bunun içinde var parayı vermek de. Bunun içinde var gidip yardım etmek de. Değil mi? O zaman fedakarlık yapmak lazım kendimize. Feda et elindeki fiilleri bakalım. Feda et bakalım. Sende bulunan bu yanlış anladığın bu sıfatları feda et. Şirk olan sıfatlarını feda et. Şirk olan vücudunu feda et. Feda et, infak et, verici ol. Ver, daha Allah sana daha hayırlısını versin. Daha hayırlısı nedir? Tecelli efaldir yahu. Daha hayırlısı tecelli sıfattır. Daha hayırlısı tecelli zattır. Kendiyle seni büsbütün doldurur Allah.
verdiğini aramazsın. Çünkü daha hayırlısını aldın, daha büyüğünü aldın. Yani bu verdiğin nefes şirkken, şirk işlerken şimdiki Allah diyor. Daha büyüğü var mı? Daha önce bu elin şirk ile tutarken şimdi hak ile tutuyor yahu. Fail Allah ile tutuyor. Bu sıfatların şirk ile, kulağın şirk ile duyarken, gözün şirk ile görüyorken, dilin şirki söylüyorken, ayağın şirke yürüyorken şimdi bunlar değişti, inkılaba döndü, tecelliye gark oldu, mazhar oldu. Şimdi gören Allah oldu. Demiyor mu Allah-u Teala kutsi hadisinde gören, ben o kulumun gören gözü, tutan eli, konuşan dili, yürüyen ayağı olurum diye. Demek ki o kul kim? İnfak eden, varlığını ve benliğini feda eden, yokluğu yaşayan, fenafillah olandır o kul. Çünkü o kulun, o kulundan tecelli etmesi için o kulun içi boş olması lazım. Yani orası boş oldu mu, o gönül boş oldu mu Allah o gönülde sultan olur. En büyük sultan Allah'tır. Rabbim o sultanı gönüllerde yaşatsın. Gönüllerde taht kuranlardan eylesin bizleri. Yoksa helak olur gideriz. Bu dünya bana kalmaz. Kalmadı. Sana da kalmaz. Kalmadı. Bizden öncekiler de kalmadı. Bu dünyada ahirette sadece Allah'ındır. Sen Allah'ın mülkünde yaşarken Allah'tan uzak olma. Her yerde, her şeyde Allah varken sen Allah'tan uzak olma. Bir an önce ona yaklaşmaya bak. Buna bir an önce derken hemen gideyim, kime gideceksin? Bir hakikat mürşide eyle intisap. Aslan Fehmi Tezdoğan Hazretleri bunu böyle söylüyor. Hakikat mürşide eyle intisap. Gideceksin bir hakikat mürşidine, bir melamet, bir melami mürşidine gideceksin. Ondan biat alacaksın ve sana selam verecek. Tevhid-i efal olarak, tevhid-i sıfat olarak ve tevhid-i zat olarak. Bütün sendeki o şirk olan, bu zamana kadar, çocukluğundan şu yaşına kadar yaşadığın bu şirklerle beraber hepsini silecek ve sana Allah'ın varlığından ve birliğinden, tevhidinden haberdar edecek seni. Yani senin kısacası insanlaştıracak. İnsanlaştıkça çünkü Allah'ın masarı olabilirsin. Ama bizler tabii ki hep dünyanın renkli olmasına aldanıyoruz. Bu rengi de Allah'tan almıştır ama bizi aldatan renkler, renge tecelli eden bizi çekmesi lazım. Düşünsene bir, bugün varsın, yarın yok oluyorsun. Bugün evindeki bir eşya vardır, yarın yok oluyor. Allah yardımcılar olsun, depremzedeler var, Türkiye'de yaşadık. Bir gün öncesi herkes hayatına dümdüz devam ediyordu. Kimsenin sıkıntısı yoktu evliyle alakalı. Ama ne oldu? Allah tabii ki Allah'ın takdiri burada. Bir tecelli etti. Bütün binalar hemen hemen yerle bir oldu. Değil mi? Demek ki şimdi sen bu binayı ayakta tutan bu tuğlala sıva mıydı? Yoksa Allah mıydı yahu? Sen Allah'ı göreceksin. İşte zaten senin evini tutan, senin bu bedenini ayakta tutan da odur. Sen bu bedenin rengine aldanma. Bu siyahtır, bu beyazdır, bu sarıdır, bu kumraldır. Geç bunlardan yahu. Sen öze bak. Bu özün de sözüne baktığın zaman işte o zaman insanın gerçek manasına erebilirsin. Yoksa ben senin siyahsın veya beyazsın, sarışınsın. Ben seni ne yapayım yahu? Demedi mi? Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç köşk isteyene versen onu. Bana seni gerek seni. Demek ki o renklere aldanmamamızı bize Yunus Emre Hazretleri,
Mevlana Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri, Pir Muhammed Nuri Arabi Melamin Hazretleri, daha nice evliyalar, enbiyalar bunları bize anlatmışlar. Daha yıllar önceden ama menkıbelerle anlatmışlar, ama sohbetlerle anlatmışlar, ama ilahilerle, şiirlerle, değil mi? Bunları bize anlatmışlar. Onlara kulak verelim. Onlar boşa mı konuştular bu zamana kadar? Onlar seni o gün, o günden bugüne seni uyarmışlar. O zaman biz de onların sözüne uyalım ve kendimizi Allah'a bağlayalım. Çünkü ondan ayrı bir varlık vallahi de ve billahi de değiliz. Hiçbir zaman da ondan ayrı bir varlık olmadık zaten. Daima onunlayız, ondayız. Hep de onda kalacağız. İsteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor ayet. Ama gelse isteğinle şirklerinden arın. Yoksa Allah isterse seni en güzel ibadeti de sana yaptırır. Değil mi? Bir an önce hemen seni şehadet kelime-i şehadette getirtir. Bir an önce seni temizler isterse. Ama Allah senin iradene bırakmış. Biraz kendi isteğinle, yani ihtiyari bir ölümün ölmen lazım. İzdiharı zaten Allah verdi mi olacak o. Önemli olan ihtiyari ölüm ve şuhudi bir ölüm. Bütün varlığından öleceksin ve benliğinden. Fail Allah'tır desek ama bunu ben yaptım dersek ne gerek kaldı? Şuhud belki düşüncen olarak fail Allah diyorsundur ama yaptığın fiiliyat bunu göstermiyorsa olmadı be dostum. O zaman sen ihtiyarıyla hem içinle hem dışınla fail Allah'tır diyebilmen lazım. Allah çünkü sadece batından fail değildir yahu. Zahirden de faildir. İzdirariden de fail, ihtiyariden de fail, şuhuttan da faildir. Bütün hepsinden fail Allah'tır. Bütün makamattan fail Allah değil midir ya? Tevhid-i efalden, tevhid-i sıfattan, tevhid-i zattan, makam-ı cemden, Hazretül cemden, Cemül cemden, ehadiyetten dahi fail Allah değil midir? Yine fail Allah'tır. O zaman kendimize macera aramayalım dostlar. Gidelim bir temizleyiciye, bir hak mürşide temizlenelim ve asıl görevimize sahip çıkalım. Hep beraber tevhid olarak kol kola girelim ve bu tevhid sancağını, bu muhabbetullahı, bu sevgi bağını, bu sevda bağını daima ileriye doğru getirelim. El ele tutuşalım. Gönül gönüle tutuşalım. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz çünkü. Düşmanına dahi dua et. Öyle bir peygamberin ümmetleriyiz. Kin, nefret, gadab bizlerde olmaması lazım. Şu an hayatımızda var ama bunları hayatımızdan çıkarıvermek lazım. Yalanı hayatımızdan çıkarıvermek lazım. Kibiri hayatımızdan çıkarıvermek lazım. Egoyu hayatımızdan çıkarıvermek lazım. Ben varım anlayışını çıkarıvermek lazım. Küçük görmeyi hayatımızdan çıkarıvermek lazım. Küçük büyük fark yok. Siyah beyaz fark yok. Siyahın beyazdan, beyazın siyahtan farkı yoktur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Melami de Allah'ın kuludur. Rufai de Allah'ın kuludur. Halveti de Allah'ın kuludur. Sadece takva farkı vardır. Hepsi Allah'ın kuludur. Siz melamisiniz. Ayrımı yok.
Siz şöylesiniz, ayrımı yok. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz tevhidin altında, tevhid sancağının altında bulunan bir Allah'ın kuluyuz. Hepimiz birer mazharız. Sen istediğin mezhepten olabilirsin. Yeter ki Allah'ın tevhidine inan. Ona biat et. Allah'a biat et. Ya Muhammed, sana biat edenler bana biat etmişlerdir demiyor mu Allah-u Teala? Onların elinin üstünde benim elim vardır demiyor mu? E demek ki şimdi bakalım. Gerçek mana itibariyle kime biat etmişiz? Buldunuz iman-ı kamil cümle âlemler merhaba demiyor mu Hasan Fehmet Erzoğan Hazretleri? Biat-ı Hakk-ı Muhammed'den kılanlar bak. Ne güzel açıklamışlar aslında. Biat-ı Hakk-ı Muhammed'den kılanlar. Hepimiz biat-ı oraya kılıyoruz ya. Sen ben farkı yok be dostum. O bu farkı yok. Senin ilmin düşük, benim ilmim büyük, öteki fazla. Ya geçin bunlardan. Bir tane ilim sahibi var, o da Allah'tır. Bir tane hak mürşit var, o da Resulullah'tır. Bugün gördüğün o şeyhim dediğinden, bugün gördüğün o mürşid-i kamilim dediğinden, zuhur eden o mürşit, gerçek mürşit Resulullah'tır yahu. Onu da seyredeceksin sen. Senin seyrin ona karşıdır. Eğer ki sen bu ete kemiğe aldanıyorsan, sen bu ete kalmışsan, kemiğe kalmışsan, bu taşa toprağa kalmışsan, o zaman halin yaman zaten be dostum. Sen ete kemiğe, taşa toprağa bakma. Sen bakacaksan Resulullah'a bak, bakacaksan Allah'a bak. Ben bakıyorum, göremiyorum diyorsan o zaman işte sana bir gösterici lazım. Sana bir görmeyi öğretici lazım sana. Duymayı sana öğretsin, görmeyi sana öğretsin, yürümeyi sana öğretsin. Çünkü sen düşün ki bir bebek gibisin. Hiçbir şeyi bilmiyorsun. Hayattan bir haberdarsın. Bilmiyorsun hayat ne olduğunu. Ne yapıyor bir baba, anne, insanlar? O bebeğe yavaş yavaş öğretiyorlar değil mi? E sana da sen bir bebeksen, o mürşit olan baban, hem de annen, hem baba hem annedir mürşit çünkü. Sana sağını solunu kimdir, fail kimdir, mevsuf kimdir, mevcut, burası neresi, nereye gideceğiz, neden geldik, hepsini sana öğretsin. Bu dünyada âmâ olanlar ahirette de âmâ olacaktır diyor Allah-u Teala Hazretleri. Neden kör gidersin be dostum, sen bu dünyada görmüyor musun? Bu dünyada görmeye bak. Bu dünyada git bir mürşid-i kamil sana onu göstersin ki o denen alemde de onu göresin. Ahiret denen alemde de onu göresin. Uzaklarda arama. Baba. Yakınlara bak. Baba. Yaklaştır kendine. Eğer ki mürşidi, mürşitteki o Muhammediyeti, mürşidindeki baba, o hakkaniyeti kendine yakin edemiyorsan, sen yakın olsan dahi belki onunla berabersin ama aslında sen gerçekten de dünyanın bir ucundasın. Önemli olan gerçek yakınlık nedir? Kurbiyettir. Yani ona hakkınla muhatap olabilmektir. Onun Resulünle muhatap olabilmektir. Sen Allah ve Muhammed'den uzaksan eğer, o zaman bil ki hepsinden uzaksındır. Yani sen mürşidine yakın olabilirsin ama uzaksın. Fakat sen ondaki o Muhammediyeti görüyorsan, ondaki o hakkaniyeti görüyorsan, o zaman sen dünyanın gerçekten de bir ucunda olsan bedenen, vallahi de ve billahi de gönülen onunla berabersin. Gerçek sevgi de zaten budur. Leyla ile Mecnun dedikleri o aşk budur. Allah ile Muhammed'in arasındaki aşk da budur.
bize 1400 yıl önceden anlatılan o sevda, o sevgi yine aynı şey. Ve bugün Mürşid-i Kamillerimizin ağzından anlatılan o sevgi, o sevda vallahi de aynısı. Demek ki biz kiminle muhatabız? O Resulullah denilen, o Muhammed'in Enbiya denilen, Muhammed Mustafa denilen, Ahmet denilen, vallahi de ve billahi de bugün Mürşid-i Kamilimizden zuhur ediyor. İster inan, ister inanma, vallahi de zuhur ediyor. Sen yeter ki buna inan ve görmeye iman et. İmanından bir andaki geri adım atma. Bak göreceksin. Mürşidinden sana nasıl sesleniyor o Muhammed denilen varlık. Mürşidinden sana nasıl sesleniyor o Allah denilen varlık. Bak duyacaksın. Rabbim duyanlardan eylesin bizleri. İnşallah o muhabbette gark oluruz ki mundar olarak gitmeyiz. Bu alemden hakkıyla yaşayıp hakkıyla göçenlerden eylesin bizi Allah-u Teala. Bakıyoruz sinsileye, güzellikler üstüne güzellikler ya. Değil mi? Bu insanlar hakkıyla yaşayıp hakkıyla gitmedi mi ya? Salih Rıfat Efendi, Ali Rahmi, değil mi? Hasan Fehmi Tezdoğan, Ahmet Kumanlıoğlu, Hacı Baba, Hüseyin Sabri Soyyiğit, İbrahim Hakkı Öcal, Fehmi Özden Efendimiz, bak hakkıyla yaşamıyorlar. Görmüyor musun ondaki o muhabbeti? Zaten eğer ki sende o aşk, o sevda yoksa o muhabbeti sen zaten onda dahi göremezsin. Ama görüyorsun ki onda hizmet aşkı, muhabbet aşkı var. Çünkü o Muhammed'den çıkan bir kokudur. Bütün sinsileye baktığın zaman Fehmi Efendi ve Ahmet Efendimiz hizmet eden, daima Allah'a muhabbet eden, değil mi? Demek ki bu insanlar Allah'ın seçilmiş kullarıdırlar. Onlara Allah'ın seçtiklerini ne yapmak lazım? Ne diyor ayetinde? Beni bulan kullarım vardır. Onların eteklerine sımsıkı sarıl. Demek ki şimdi ne yapmamız lazım? Bak Allah bize seslendi. Tutun onların eteğinden, tutun onların elinden diyor. O zaman ne yapacağız? Onların elinden, ayağından tutacağız. Onlara kendimizi kurban edeceğiz. Canını kurban etmeyen Allah ile muhatap olamaz. İsmail gibi kendini kurban et. İbrahim gibi Allah'ın selamını duymak için İsmail gibi kurban olman lazım. Eğer ateşten kurtulmak istiyorsan kurban ol. Kendini kurban et. İsa gibi ruhullah olmak istiyorsan kendini kurban et. Bak ne acılar çekti, ne çileler çekti. Kendini kurban etti Allah'a ve ruhullah'a, Allah'ın ruh tecellisine karıştı. Yusuf Aleyhisselam gibi, Yunus Aleyhisselam gibi daha nice nice peygamberler. Demek ki en büyük sevgi, en büyük sevda, en büyük aşk kendini feda etmekle başlıyor. Öyle değil midir yahu? Zahiren bile bir hanımefendiyi sevsen, bir beyefendiyi sevmiş olsan, o zaman bile bir fedakarlık gerektiriyor değil mi? Ayrılsan kendini derbeder ediyorsun. Sana sevdiğini vermeseler, kaçırıyorsun, işte vermiyorlarsa, intihar edenler var ya. Demek ki sevgi zahire bile böyleyse batına nasıl olması lazım artık takdire
Bırakılır yani. Bu dünyada gerçek işimiz, gerçek muhatap olmamız lazım olan iş Allah'ı bulmaktır. Allah'ı sevmektir. Allah'ın ilmine sahip çıkmaktır. Allah'ın tevhidine sahip çıkmaktır. Ve Allah'ta yok olmaktır gerçek işimiz. Yani fena fillah olmaktır. Rabbim işini yapanlardan eylesin bizleri. Çünkü biz bu dünyaya ev araba sahibi olmaya gelmedik. Evlat hanım sahibi olmaya gelmedik. Biz bu dünyaya Allah'ı bulmak için küntü kenzi mahfi gizli bir hazineyi bulalım, tanıyalım, bilelim diye geldik. Ama dünyanın hazinelerine takıldık. Bunlardan çıkalım artık. Yavaş yavaş. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın, sen halkı bulamazsın. Çevirelim. Tevhid-i efal ile hakka yürüyelim. Tevhid-i sıfat ile hakka yürüyelim. Tevhid-i zat ile hakka yürüyelim. Eğer sen derviş olamazsın. Ama Allah-u Teala sendeki tasarrufunu zahir ederse sen dervişin en ulvi yerindesin. Gerçek derviş çünkü Allah'ın sendeki tasarrufunun tecellisidir. Yani derviş Allah'tır da desek vallahi yalan olmaz. Bakmıyor musun o kadar çalışıyor bu Allah. O kadar dervişlik yapıyor bu Allah. Öğrenen de kendisidir, öğreten de kendisidir. Mana itibariyle bakarsan. Yeter ki sen benlikten ve varlığından geç. Kimle muhatap olduğunu, nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisine, ayetine mahsar olacaksın. İnşallah Allah bizi nefsini tanıyanlardan, bilenlerden ve Rabbini de tanıyanlardan, bilenlerden eylesin. Çünkü Rabbimiz bize uzak değil. Rabbin olmasa sen telkinat alamazsın. Rabbin olmasa efendim nedir bilemezsin. Rabbin olmasa sıfat nedir bilemezsin. Rabbin olmasa zat nedir, vücut nedir bilemezsin. Küllü men aleyha afan demek için Rabbine yakın olman lazım. Rabbin seninle beraberdir. İnşallah Rabbine adım at, yakin ol, yakın ol. İnşallah Allah seni kendiyle muhatap kılsın bizleri daha doğrusu. Ki başka şeyler bizi aldatıvermesin. Allah merhametinden, muhabbetinden bizleri ayırmasın. Yaklaştırsın, uzaklaştırmasın. Bu perdeyi, hicabı gözümüzden kaldırsın. Biri bir göstersin, iki sandırmasın inşallah. Evet dostlar, bugün sohbeti kısa tutuyorum. Sizden özür de dileyerek. Burada bizim eniştemin, yani benim eniştemin babası vefat etti. Oraya gideceğim yani. Sohbeti tamamladıktan sonra oraya gitmeyi düşünüyorum. Dün söz verdiğimiz için bugün sözümüzü tutmak lazım. O yüzden burada buluştuk tekrardan. Allah razı ve memnun olsun sizlerden. Bizi sabırla dinliyorsunuz. Yanlışımız, hatamız varsa da affola. Bizi izleyen tüm dostlara selamlar, saygılar, sevgiler. Buradan Makedonya'ya, Usturumca halkına, hepsine, sevene de sevmeyene de, Türkiye'den de sevene de sevmeyene de çok çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepsini vallahi de, billahi de, gönülen de seviyorum, zahiren de seviyorum. İnşallah Allah bizim sevgimizi azaltmasın, çoğalsın. İnşallah Perşembe günü tekrardan buluşmak dileğiyle sizleri tekrardan sevdiğimi söyleyerek sizleri seviyorum. Hoşça kalın.
Hoşça bakın kendinize diyerek hakla kalın. Hoşça kalın, görüşürüz. Hu, elenler, hu.